Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere adım adım portre çizmeyi öğreteceğim. Çizmek için ölçüleri öğreneceğiz. Bunu yaparken yıllardır geçerli olan yüz çizme tekniklerini göstereceğim sizlere. Şimdi buradaki ölçüleri herkes de dinlerseniz eğer çoğu kişi de yanlış çıkacağını görürsünüz. Çünkü bunlar ortalama bir insanda bulunan yüz ölçüleri. Biz bu ölçüleri hayalden çizerken kullanıyoruz. Yani hayalden çizdiğimiz şeyin doğru olması adına yaptığımız bir şey. Bu uygulama kağıt kısmında işimize yarayacak. Parçanın boyunu aldıktan sonra parçanın üstüne gelip ölçüp ondan sonra bu şekilde yukarı doğru çıkarmamız gerekiyor. Öncesinde yüzün bakmasını istediğimiz yöne doğru çizgimizi çiziyoruz. Sonra kafatasımızda bulunan yuvarlağı ekliyoruz. Bu yuvarlağı 4 eşit parçaya ayırmamız gerekiyor. Az önce gösterdiğim yöntemi kullanabilirsiniz. Çene kısmını belirlemek için ilk 3 kutucuğun uzunluğunu alıp aşağı koyuyoruz. Kısımlar birbirlerine eşitler. Üstteki büyük yuvarlağın kenarlarından birbirlerine eşit olacak şekilde iki tane düz çizgi çekiyoruz. Ana hatlarımız belli olmuş oldu. Gördüğünüz gibi saç bitiminden göze kadar olan kısım gözden çeneye kadar olan kısma eşit. Alttaki yuvarlağın göz çizgisindeki kesiştiği yerler gözün yatay uzunluğunu gösteriyor. Bu uzunluğu yan taraflara eşit bir şekilde aldığımız zaman gözün yatay uzunluğunu bulmuş oluyoruz. Gözlerin iç kısımlarından aşağı doğru düz bir çizgi çektiğimiz zaman burnun yatay uzunluğunu görmüş oluyoruz. Gözün yatay uzunluğunu dikeye çevirdiğimizde ve burnun altına koyduğumuzda dudağın çizgisini bulmuş oluruz. Dudakların kenarlarını bulmak için de gözlerin ortasından aşağı doğru bir çizgi çekiyoruz. Kulağın boyu kaşla burun arasındaki mesafeye eşittir. Şimdi ölçülerimizi bize düz olarak bakan bir insanla gördük. Peki bu insan kafasını sağa sola yukarı aşağı çevirdiğinde nasıl çizeceğiz? Bunun için de Lumish tekniğini kullanacağız. Adı Lumish'in bulmuş olduğu tekniği yani. Ben bu teknikte kullanacağımız şekli bilardo topuna benzetiyorum. Sanki bilardo topunun şu 8 yazan kısmını aşağı doğru pıt diye indirmişler de bu şekilde bir forma kavuşmuş gibi. Şimdi yüz ölçümlerini daha basit bir şekilde getirirsek eğer 3 parçaya bölünüyor. Saçla kaşın arası, kaşla burnun arası, burunla da çenenin arası. Ortadaki düz çizgiyi farklı bir eğimle farklı bir yere koyarsak eğer koyduğumuz yöne doğru yüzümüz hareket edecektir. Bu metodu oluştururken bilardo topunu çizdikten sonra ortadaki çizgiyi koyduğumuz yönde bu 3 parçayı yerleştirmemiz gerekiyor. Onları da ortadaki çizginin eğimiyle birlikte hareket ettireceğiz. Ayrıyeten bilardo topundaki aşağı doğru indirdiğimiz kısmı hareketinin çizgi yönünü belirlemedeki önemini örneklerde görebilirsiniz. Üçüncü adımımızda kafatasını inceleyeceğiz. Şimdi ben size temel kampından dolayı bunları basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Ama kafatasını anlamanın bizim için çok büyük bir önemi var. Kesenin başında bir tane yuvarlak ve bir tane aslında dikdörtgen var gibi görürsünüz. Yani bir kutu aslında diye düşünün. Ama normal hayatta bizim yüzümüz bu şekilde gözükmüyor değil mi? Bunu sağlayan şey bizim kafatasımız. Kafatasımızdaki girinti çıkıntılar yüzümüzdeki girinti çıkıntıları oluşturuyor. Bunun üzerine kas yapısı ve deri gibi etkenler girdikten sonra bizim yüzümüz oluşuyor. Şimdi öncelikle kemiklerin vücuttaki işlevi ne ondan bahsedelim. Mesela bunu kaslarımız ve yağlarımız olarak düşünelim. Bu da kemiklerimiz olsun. Bu hamur silgimiz bu şekilde oynayabiliyorken, slime gibi, sünger gibi, kemiklerimiz ve kaslarımız bir araya geldiği zaman üstündeki kaslar oynasa dahi tam olarak esnemezler. Neden? Çünkü kemiklerimiz esnek maddeler değildir. Yani bükmeye çalışırsanız kemiğiniz kırılır. Yani hocanız size bu çizdiğin şeyin bir tarafları kırık diyorsa bundan bahsetmeye çalışıyordur. Şimdi zaman kaybetmeyelim diye ben öncesinden kafatasını size farklı şekiller çizdim. Şimdi bunun üzerinden inceleme yapacağız. Yüzümüzü farklı yönlere çevirdiğimiz zaman yüzümüzü perspektife sokmuş oluyoruz. Dolayısıyla ölçülerimiz kısalıp uzuyor. Bu da rakursi ile alakalı bir olay. Rakursi de kısaltım demek. Bunu perspektif videosunda kısaca değinmiştim.
Bunu ilerideki videolarda da ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Şimdi kısmı çizdiğiniz geometrik şekilleri neye göre yontacağımızı anlatacağız. Kafatasımızdaki girinti çıkıntılarımızı inceleyelim. Hepimizin içinde bu kafatası bulunuyor. Yani az önemli Madame Leonardo DiCaprio'ya aşık olduğumuz her şeyin içinde bu yatıyor aslında. Yani hepimiz eşit izlerken bundan bahsediyorlar. Kafatasımızın formunda girinti çıkıntılar var. Bunlar da bizim yüzümüzdeki şekli oluşturuyor. Girinti çıkıntı derken içeri doğru oyulmuş ve dışarı doğru çıkmış kısımlardan bahsediyorum. Şimdi burası bizim gözümüzün girdiği oyuk. Gözümüz daha önde olsaydı daha korumasız bir hale gelmiş olurdu. Yani gözümüzü çizerken aslında buradaki yuvarlaktan faydalanıyoruz. Gözün tamamı şöyle bir yuvarlak şeklinde. Göz kapakları sayesinde gözümüz kısalıp açılıyor. Kaşlarımızın olduğu yerde şu kısım yukarı doğru bombeleşiyor. Bu da yüzümüzde yukarı doğru bir formun olmasına sebep oluyor. Burada hafifçe aşağı inerken yine aynı şekilde buranın aynısı gibi bu tarafta yukarı doğru bombeleşiyor. Burada burun kemiği yer alıyor. Burun kemiği şu şekilde. Bundan sonra kısımda bizim kıkırdaklarımız var. Burun bu şekilde tamamlanıyor. Burada bir çıkıntı var. Şu tarafta burnumuz aşağı doğru iniyor. Buraya doğru bir eğim var. Alnımıza baktığımız zaman burası bu şekilde aşağı doğru giderken sonrasında ise buranın aşağı doğru inerek düz bir forma kavuştuğunu görebiliriz. Şimdi de elmacık kemiklerine bakalım dilerseniz. Elmacık kemiği oksipital kemiğinden bu tarafa doğru gelerek bizim yüzümüzdeki çıkıntıları meydana getiriyor. Yani yanaklarımızdaki çıkıntısı buradan meydana geliyor. Yüz çene kemiğimiz şuradan yukarı doğru, öne doğru geliyor. Yani burada bir böyle bir bombe var. Bazılarının çene kemiği çok önde, bazılarının çene kemiği çok arkada veya orta seviyede olabilir. Bu kişiden kişiye değişiklik gösteren bir şey. Alt çene kemiği, üst çene kemiği. Şimdi buradaki alan bizim dişlerimizi barındırıyor. Onun üstüne kaslar ve deri gelerek de bunu kapatıyorlar. Yandan da üst çene kemiği ve alt çene kemiğinin çıkıntılarını görebilirsiniz. Dişlerin çıkıntısından sonra aşağı doğru bir eğim olmuş. Yani çene kısmımızdaki çukuru sağlayan şey içeri doğru kıvrılan kemiğimiz. Şurada bir boşluğumuz var. Bazı insanlarda bu boşluk daha fazla belirginken bazı insanlarda daha az belirgin olabilir. Biz bunu bu şekilde çizdik. Ya bu ortalama bir kafatası zaten. Ama bu farklı şekillerde olabilir. Bazı insanlarda daha bu şekilde, daha bu şekilde. Bazı insanlarda böyle kare şeklinde bile olabiliyor. Bu kişilerin kendi karakteristik tipleriyle alakalı bir durum. Burası göz çukurumuzu demiştik zaten. Bu da göz çukurunun çevresi olarak geçiyor. Şimdi elmacık kemiğimizi oksipitale bağlayan elmacık kemeri bulunuyor bu tarafta. Göz çukurunun çevresi bu şekilde uzantı gösteriyor. Şimdi şurada da kemerin sonu bitiyor. Şuradaki kemiğin adı şakak diye geçiyor. Oksipitale elmacıkları bağlayan şey elmacık kemeri demiştik. Çeper kemiği şuradaki kısım, alt kısım da oksipital. Şimdi ölçüleri aldık, kafatasını da anladık. Yüzümüz direkt bizim kafatası olarak gözükmüyor. Bunun üstünde bir form var. Şimdi ben size bunu basitleştirerek göstermek için yüzü geometrik şekillerle anlatmaya çalışacağım. Bunu yapmak için de birkaç tane alıştırma yapabiliriz. Kas sistemini daha ileriki zamanlarda anlatmak istiyorum. Çünkü ilerideki ifadeler kısmında daha çok işimize yarayacak bir durum. Yani en azından portre kısmı için. Gördüğünüz gibi öncesinde lömiş tekniğini uyguladıktan sonra portreyi parçalarına ayırmaya başladım. Geometrik şekillerle portreyi dilimleyerek formu daha iyi anlamaya çalışıyorum. Elinizde böyle bir imkan yoksa, evinizde bir dergide temiz bir görsel varsa onun üzerinden bu işlemi gerçekleştirmeyi deneyebilirsiniz. Veya kırtasiyeden çıktı çıkartarak yine aynı işlemi kağıt üzerinde uygulayabilirsiniz. Eli, ayağı, nereyi çizemiyorsam, kime bunu nasıl çizebileceğimi sorsam bana hep aynı şeyi söylüyor. Büyük kağıtta çalışmamı. Gerçekten de işe yarayan bir yöntem. Portreyi büyük şekilde az önce dijitalde yaptığım gibi kağıda geçiriyorum. Kağıtta çizerken yukarı doğru aşağı doğru inen geometrik cisimleri, oval biçimleri anlamaya çalışalım. Bu metot 1900'lü yıllarda Frank Rayleigh tarafından bulundu. Metot yuvarlanın içine bir kare koyarak başlıyor. Kareyi ortadan ikiye böldüğümüz zaman iki tarafı da eşit olacaktır. Eşit olan kısımlardan bir tanesini aşağı koyarak yüzü üçe ayırıyoruz. Ortadan da bir tane çizgi çekiyoruz. Karenin alt iki köşesinden ortadaki çizgiye doğru iki tane eğri çiziyoruz.
Ortadaki dikdörtgen alanı 3'e bölüyoruz. Bölünen çizgilerin birinci bölümünden bir tane çizgi çekiyoruz. Burası bizim gözlerimizin olduğu yer. Ortada böldüğümüz alanlardan bir tanesini yan çevirerek 2 tane boşluk yaratıyoruz kenarlarda. Burası bizim burnumuzun geleceği yer. Burun çizgisinin alt kısmının biraz üstünde bu şekilde bir eğri çiziyoruz. İçeri doğru bir iç bükey çiziyoruz. Burundan aşağı doğru olan kısmı 3'e ayırıyoruz. Daha öncesinde burnun olduğu kısmı 3'e ayırmıştık. Alttan ikinci noktayı burnun ortasındaki ikinci noktayla birleştiriyoruz. Aynı zamanda karenin bittiği köşelerden göz çizgisine doğru bir eğri çiziyoruz. Çenemizin olduğu kısmı ekliyoruz. Dudağın yerini bulmuş olduk. Karenin alt köşelerinden ortadaki çizgiye doğru bir iç bükey çiziyoruz. Sakin olun, hepsini anlatacağım. En son kaldığımız çizgiden burun bitimine doğru bir eğri çiziyoruz. Bu çizgiyi de ağız bitimine bağlıyoruz. Bu son bağladığımız eğri ve göz çizgisi üzerinden karenin köşelerine doğru bir iç bükey çiziyoruz. Bu iç bükeylerden oluşan kesişim noktalarını da bir araya getirerek gözlerimizi oluşturuyoruz. Gözlerimizin bittiği yerden kenarlara doğru bir iç bükey çiziyoruz. Orta çizgiyi referans alarak karenin en üst çizgisinden göz çizgisine doğru bir elips çiziyoruz. Sonrasında da gözlerimizi bir yuvarlağın içine alıyoruz. Sonrasında da kafanın kenarlarını ovalleştiriyoruz. Bu uygulama zor ve karışık olsa da bizim yüzün ritmini anlamamız için çok faydalı. Bu uygulamayı karikatürde de kullanırlar. Hayalden çizmeden önce neden bakarak çizmemiz gerekiyor? Şimdi bundan bahsedeyim. Siz eğer bir portreyi sadece benzetmek amacıyla çizerseniz eğer, tek yaptığınız şey kopyalamak olacaktır. Ve hayalden çiziminize bir katkısı olmaz. Çünkü orada yaşadığınız stres karşıdaki insanı düzgün çizebilme odaklı oluyor. Biz hayalden çizerken birine benzetmeye çalışmıyoruz ki. Biz hayalden çizerken doğru çizmeye çalışıyoruz. Bilinçaltımızda olan şeyleri kağıda döküyoruz. Dolayısıyla bizim bakarak çizerken girinti çıkıntıları, kas yapısını, kemik yapısını veya insanlardaki değişik formları anlayarak çizersek eğer resimlerimiz büyük bir fark atlayacaktır. Dolayısıyla alıştırmalık yaparken benzetme amacınızın olmamasını istiyorum sizden. Benzetmeye çalışmayın çünkü amacımız şu an benzetmek değil, birine beğendirmeye çalışmıyorsunuz. Şu an yapmaya çalıştığım şey yüzün formunu anlamak. Ve son adım, hayalden çizme. Bakalım bunların hepsini bir araya getirdiğimizde nasıl bir şey ortaya çıkıyor? İstiyorsanız eğer abone olup beğenmeyi unutmayın. Ayrıca bildirimlerin zilini açarsanız yeni videolardan haberdar olmuş olursunuz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Annen hava nasıl? Hava mı? Hava yeter. Gerçekten buradaki doluların, burada dolu yazdığına inanmadılar bana. Yo. Ben de o yüzden kanıt yapıyorum, kanıt. Burada her zaman dolu ya. Antalya'nın böyle olacağını kimse bize söylememişti. Havaya bak, ben böyle bir şey beklemiyordum. Ben sürekli yaz kış güneş olsun istemiştim. Böyle.